Herkese merhaba. Biraz önce Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamış olduğu kararla 2019-2020 voleybol liglerinin sonlandırılmış olduğunu öğrendik. Öncelikle alınan bu kararın tüm voleybol camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Bu kararla birlikte insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kararı alan tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere. Herkese merhaba. Sizlerin de bildiği gibi federasyonumuz bugün liglerin tescil kararını aldı. Ve bu karar bize gösteriyor ki federasyonumuzun ve kulüplerin ilk önceliği sporcu sağlığı. Umarım yeni sezonda daha sağlıklı bir şekilde salonlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Öncelikle herkese merhabalar. Umarım herkes evindedir ve sağlıklıdır. Bugün federasyonumuzun almış olduğu kararlar var. Bunlarla ilgili düşüncelerimi söylemem gerekirse, şu anki zorlu süreçte federasyonumuzun en doğru kararı aldığını düşünüyorum. İnsan sağlığının başarıdan daha önemli olduğunu vurgulamış bulunmaktalar bize. Bir diğer konu ise şampiyon takımın olmaması. Bu konuda da federasyonumuzun almış olduğu karara kesinlikle katılıyorum. Çünkü playoff etabına başlayacaktık ve her takımın eşit şansı bulunmaktaydı. Kesinlikle bu konuda da federasyonumuzun almış olduğu kararı destekliyorum. Aynı şekilde ligden düşme konusunda almış olduğu kararı da destekliyorum. Çünkü orada da her takımın küme düşme şansı eşitti. Ama federasyonumuz normal sezonu görmezden gelmedi. Ve bu süreçte Avrupa'ya katılacak takımları lig sıralamasına göre belirledi. Bu da normal sezonun hiçe oynanmadığını bize göstermiş oldu. Merhabalar, ben Ziraat Bank'ta Spor Kulübü'nden Koray Şahin. Biliyorsunuz ki bu karantina sürecinde hepimiz sahalardan uzak kaldık. Her ne kadar online antrenmanlarımıza devam etsek de sahaya döndüğümüz zaman performansımıza mutlaka düşüşler olacaktı. Bugün federasyonumuz ligleri tescilleme kararı aldı. Ve bu bizim gerçekten sağlığımız için çok önemli bir karar oldu. Federasyonumuzun aldığı bu karara saygı duyuyoruz. Ben Muhammed Ertuğrul. Hepimizin bildiği üzere federasyonumuz yerinde bir karar alarak ligleri tescil etti. Hem Türk halkı hem de biz sporcular zor bir süreçten geçiyoruz. Bizim için bu süreçte top antrenmanı ve maç yapmamak aynı zamanda uzun süre hareketsiz kalmaya alışık olmadığımız için performansımızı olumsuz yönde etkiliyor. Ancak antrenörümüz eşliğinde gruplar halinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra bireysel olarak da elimizden gelen her şekilde evlerimize kalarak çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun alacağı her karara saygı duyuyoruz. Yaklaşık olarak 2 ay önce Spor Bakanımız ve Federasyon Başkanımızın ortak kararıyla liglerimiz ertelenmişti. Bu süreçte antrenörlerimizin bize verdiği program doğrultusunda evde antrenmanlarımızı sürdürmüştük. Bugün biz sporcular ve tüm bireylerin sağlığı ön planda tutularak liglerin mevcut haliyle tescillendiği kararını aldık. Bu kararı doğru buluyorum ve destekliyorum. Yeni sezonda tüm takımlara ve arkadaşlarıma, kardeşlerime başarılar diliyorum. So today finally our federation took decision about our league, so we don't have champion. It's difficult to say it's correct decision or not correct decision, but in my opinion it's more logic decision because we didn't finish championship. So as you know, playoffs is the most important part of the season. All teams prepare for playoffs. So in playoffs everything can happen. About 16 teams, we will see. I don't know if it's good or not good. If all teams will do good selection, will take good players, so it will be more games, more fights, more surprise. So we will see. I think it will be nice league for the next season.